Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi birazdan yola çıkıyoruz. Amasya'ya doğru gideceğiz. Küçük bir gezi yaptıktan sonra günübirlik diyelim. Ondan sonra geri şehrimize, Samsun'a döneceğiz. Şimdi hep beraber yolculuğa başlayalım. Elif Hanım çayı almış eline. Sene önce gittiğimiz Amasya şehrine tekrardan gidiyoruz ama ayrıntı var. İki tane çocuk ile. Hadi geç bakalım. Şehir merkezi sol tarafı. Amasya, Tokat, Sivas, Derek. Sivas'ta gözüküyormuş. Sulu Ova niye demişler acaba? Sulu muymuş zamanında? Şu göçek olan yerler herhalde su altında. Yarışmaların su altındaymıştır önceden. Terme gibi. Aynen. Sol taraf da yüksek kesim. Sağ taraftan yüksek. Şehri de yukarıki bölüme yapmışlar. Yüksek pirinç veren olur mu acaba? Sulu olan pirinç olur mu ki? Onu bilmiyorum. Bak bayrağımız ne güzel ya. Dalgalar böyle. Çok güzel. Biraz aşağı kaymışlar acaba. Girmiş bulunuyoruz. Şehir merkezi sağ taraf değil mi?
direkt git diyor. Ben direkt gideyim. Dere kenarından git diyor. Önce abi bizi. Anasya 32 derece. Şimdi Fırat'la... Fırat mıydı? Yok ya. Dağ Delen kim diyelim? Dağ Delen kim? Bak orada yazıyor. Paşam. Ne yazıyor? Okuyamadım ben. Paşam bütün Anasya elinizdedir diyor. He. Amasya Nehri ve yanında eski evler vardı. Ama onlar herhalde ileride. Efendim? Amasya burası. İlk bizi Migros karşıladı. Ardından Türk bayrağı, cami derken. O eski evler gitmiş mi? Ne onlar ileride ileride. Biz şimdi bayağı gerideyiz. Zaten 2 kilometre yollar. Bu Amasya ama. Bir tane gölgeli bir yer bulabilirsek. Bak burada müze var. Müzenin içinde de mumyalar var. Gerçek. Evet. Gerçek mumyalar var. Evet, gerçek mumyalar. Göstereyim sana. Evet. Bana da göster. Göstereyim kızım. Neydi? Neydi o? Şehir içinde. Şimdi biraz daha gitmemiz gerekiyor. Onun gerçek mumyalar mı? Gerçek. Evet o. Mumyanın sahtesi mi? Sıcağı pazarmaz açık. Kapalı çarşı. O yüzden kalabalık. Buraya nereden geldim ben? Pazardan kurtulamıyorum ya. Şu şey bizimkilerde bir adam vardı ya. Kasayı devirip giderse o buradan sen giremezsin ya. Şu kasayı oradan alır mısın? Nereden abi? Arabanın yanından. Abi, araba geçiyor da. Araba geçiyor abi. Geçiyor mu? Devam et abi. Az sonra alır. Sağ olasın. Genç adam alma zahmetinde bulunmuyor da. Pratik. Akıl verme zahmetinde bulunuyor. Pratik düşünceye sahiptir bizim Türk milletimiz. Sen al da yolu açsana. Yolu niye engelliyorsun? Satış yapacak. Allah Allah. Zaten 11'e kadar durabilirsin. Öyle mi? Tabii. Baştan diyecektin. Dönmeden desene dur. Şu ileriden bir daha döneyim o zaman. Hayda da bir daha gidelim. Şu öbür tarafta kaldı bizim şey. Yok aynı ya. Tam dön. Döneceğim mesela. Abi mumyalara gideceğim. Önce arabayı park etmemiz gerekiyor da oğlum. Camiyi yeni yapmışlar herhalde sanırım. Sessiz olalım lütfen. Şehitler camisiymiş. Şehitler bir şey tepe gözüktü bak. Links abim. Anne, Ecin içti bu şişeyi bana veriyor. Çöpe at diye veriyordu. Çok kötü bir şey. Çok kötü. Yok, çöpe at diye veriyordu. Evet anneye ver. Bak görüyor musun şurayı elim? Şurası da güzel. Yani bizim gittiğimiz bir kaya vardı. Al. Ferhat'la Şirin. Şirin'le Ferhat aynı. Orada çıkmış yeri varsa çıkabiliriz arabayla. Çıkabiliriz de bilmiyorum. Önce benim dediğimi anladın mı? Bir dağın ortasında bir kafeterya vardı. Çıkmıştık bir yere. Evler hep belki biraz daha ileri gidersek görürüz. Bak şu caminin sanki orada olması lazım. Müze soldaydı müze Hamza. Nerede? Sol tarafta var ya.
Bak burayı hatırlıyorum mesela. Orada olması lazım. Şurada ne var? Güzel bir şey var. Bak galiba gerçek dünyalar nasıl? Hayır biz şu tepe solda kalıyordu bizim gittiğimiz o senin bahsetmiş olduğun kafe. Öyle mi? Öyle hatırlıyorum ben. Buraya hatta... Anne ben mağaraya gideceğim. Buraya hatta şey arabaya çıkılıyor falan. Anne ben mağaraya gideceğim. Tamam kızım dur otur sen. Ne yapayım şimdi ben? Şöyle bir tur at işte. Tur atıyorum ya. Direkt git oradan döneriz. Ay zıpladım. Sular akıyor. Hani fotoğraf çekilmiştik biz. Hatırlıyor musun? Evet, bunu hatırladım. O zaman biraz daha ileride. Buraya çıkmam ben Elif ya. Aynen, dağın var. Belki yukarıdan manzara izlersene var. Bir drone kaldırır, yine izin. Drone getirdin mi? Evde. Ona aklıma gelmedi ya. Aklıma gelseydi drone'u da alırdım. Demek ki... Biz bu tarafı gezmişiz bak. Şimdi o bizim gittiğimiz yeri göreceğiz birazdan. Saat kulesi falan baksana. Sol tarafı çok güzel. Ben nereye gideyim? Buraya nereye gideyim bilmiyorum ki. Ferhat'ın tüneli buraymış. Ferhat tüneli. Boştan girsedir aslında ya. Ferhat'ın tünelinden geçemedik arkadaşlar. Oo bayrağımız güzel asılmış. Ama sen sadece saat kulesi. Buraları hatırlıyorum. Evet, evet. Evler orada. Biz gittiğimizde böyle değildi. Anne bak. Ne yapayım? Şuraya gidiyoruz, dışlara böyle. Anne bak koyu. Evet kızım. Beyanın oraya git. Bak eski evler burada. Bizi çekiyor değil mi? Bizi çekiyor. Bu yukarısı da bayağı şeymiş. Evlerimiz. Yüksekteymiş hem de bayağı dolambaçlı bir yola benziyor. Ecin otur musun kızım? Oturdum. Aferin. Sen vardın ne Ecim vardı bak. Vallahi. Araba da yoktu. Yürüyerek buraları yürüdük. Buraları bayağı yürüdük. Neye? Buraya burası. Ne gittik biz? Buraya daha önce gelmiştik. Biz de bir kullarken mi? Evet anneciğim. Biz de bir kullarken. Ben Elif buradan döneyim istersen. Şurada gölgeye bırakayım abi. Gölgeye bir yere. Hangi arka tarafa? Tünel vardı orada, bir şey tüneli. Tünel şuradan tek yöne gireceğim. Girelim tek yöne. Burada bir şey yok ya, her şey burada kaldı. Bu şeyde bir şey yok, benim geri dönmem lazım.
Bağdat'ın tüneline gidelim. Buradan geçiyor mu acaba? Olmadı, yukarı çıkarız. Nasıl girmiş oraya, park etmiş o zaman? Elif? Anne neden bilmiyor? Niye bilmiyorsun Elif? Evet Elif, niye bilmiyorum? İstasyon köprü diyor Elif. Ben şimdi nereye gideceğim? Bak şu kale surlarını görüyor musun? Böyle böyle yılan gibi yukarı çıkmış. Yılan mı? Yılan nerede? Ne yapacağız dedi? Ben öteki yöne girmeyeyim. Buradan gideyim. Yılan yok ya. Ne oldu bize? Sesim yok oldu. Sesin niye yok oldu baba? Işıl ışıl oluyor, ışıl ışıl. Evlerin bazıları bakımsız olmuş ama çıkmış gitmiş, terk edilmiş. Burada da öyle. De buradaydı ya. Ya buradaydı ya ilk Hamza'ya gösterdiğim yerdeydi. O mumya müzesi. Baya mumya vardı İnternetten içinde. İnternetten araştırırız ya, bakarız. Tünele gidip oraya gidiyoruz. Bak Elif, şurada solda. O yukarı çıktığı şeylerin olduğu yere, oturma alanları. Orada oturmuştuk. Orada yok oğlum. Orası zamanında yapılmış. Biraz önce bu saat kulesinin oradan geçtik değil mi Elif? Evet. Şimdi buradan bir daha sol. U dönüş yasak. Alo Hecri. Kendine gelir misin? Baba. Efendim?
Sonra söyle. Amasya Valiliği. Ben hatırlıyorum sanki. Biraz sessiz olalım lütfen. Ece. Ece. Ferhat ile Şirin'in tüneli değil mi? Küçük bir şeydir de. Küçük bir şeyle benzemiyor. Yok yok şey olarak hani zamanında. Zamanında bu kadar tünel derinliğini uzunluğunu nasıl kazmış ya? Bu yalanı biri anlatmıştır elim. Masya'nın nehir kenarındayız. Tamamen dağlarla çevrilmiş. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar. Mavi. Çok güvercin var değil mi? Mavi. Aziz Amasyalılar, hep beraber aziz vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe vererek ve vatanı harabezara çevirmek, boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim. Bütün Amasyalılar yemin etmiştir. Bütün Amasyalılar yemin ettiler. Emirlerinizi bekliyoruz paşam. 6. ayın 10'su 1919. Gel Ecdi. Ağacın alt gövde bölümü kalmış. Onun da içi uyumuş. Evet arkadaşlar, Amasya'da kısa bir gezi yaptıktan sonra Samsun'a doğru gideceğiz inşallah. Çok sıcak. 38 derece. 2 saat kalmışız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.